Sevgili dostlar, Fatih Sultan Mehmet Han vefatından sonra 24 gün sonra gömülmediği ortaya çıktı. Naş, beden şişti ve kokmaya başladı. Papa Cem Sultan'a vaftiz olmasını, Hristiyan olmasını teklif etti. Papa diyor ki Avrupalı kraliyetlerden birinin başına geç. Cem Sultan abisi Sultan Beyazıt'a mektubunda şöyle sesleniyor. Allah ve peygamberimiz beni Hristiyanlara sığınmaya zorladığın koşulları nasıl yarattığına tanıktırlar. Burada beraber olduğum insanların dinini simgeleyen şey bir adamın üzerine çivilendiği kanlı bir haç iken ben onlara minnet etmek zorunda kaldım. İnşallah geceleri kabuslarla uyanırsın. Allah seni bu düşüncelere mahkum etsin, uykusuz bıraksın. Eğer babamız padişahımız onurlu Osmanlı adını bu derece alçaltacağını önceden tahmin etseydi, çok eminim seni elleriyle boğardı. Sultan'la birlikte Osmanlı Devleti'nin yükselişi aşamasındaki duraklamaya girişini geçtiğimiz hafta anlatmaya başlamıştık. Cem Sultan'ın nasıl bir karakteristik yapısı var? Bu anlamda babasıyla benzeyen ya da benzemeyen tarafları nelerdir? Cem Sultan'ın babası olan Fatih Sultan Mehmet Han nasıl bir karakterdir? Nasıl bir ortamda çocuklarını büyüttü? Cem Sultan neyi, hangi olayları, babasının hangi hadiseye, hangi tepkiyi verdiğini görerek büyüdü, bunları anlattık. Kardeşi olan Şehzade Beyazıt ile Cem Sultan'ın arasındaki karakter farklılıkları ve karakter benzerliklerini anlattık. Neden? Çünkü bu bölümde Cem Sultan denilen bir kahramanın, Cem Sultan isimli bir yiğitin yaptığı doğruları ve yaptığı yanlışları masaya yatıracaksak, hangi evde, hangi aile yapısında, hangi babanın çocuğu olarak dünyaya geldi, bunları biliyor olmamız gerekiyordu. Efendim, tarihte yürüyen adam Cem Sultan 2. bölümüyle karşınızda. Fatih Sultan Mehmet Han çok dirayetli, devlete sahip bir insandı ve onun elinde devlet ve ordu 24 saati 7 gün mesai altındaydı. Bu sıkılık, bu her daim göreve ve vatan hizmeti aşkı ile yananlar ve yanmayanlar hepsi beraber hazır halde olması biraz gerginlik yaratıyordu. Ekonomik anlamda bozulan durum halkı biraz sıktı. Halk artık yeter demeye başladı ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatından sonra orada bulunan ordunun, Gebze Hünkar Çayırı'ndaki ordu mensuplarının yaratmış olduğu kısmi anarşizmden sonra 100 binlik bir yığın halinde, Halil İnalcık aynen böyle anlatır, 100 binlik bir başı bozuk yığın halinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın İmparatorluklar bitirmiş, imparatorluklara son vermiş Fatih Sultan Mehmet Han'ın naaşını yanına alırlar ve İstanbul'a gelirler. Bu esnada iki tane ihtimal vardır. Bu ihtimallerden biri sessiz, sakin, mülayim, kendi halinde tasavvuf sohbetleriyle alakadar olan, gençliğinde yaptığı afyon ve içki partilerine son vermiş, tövbekar olmuş ve kendisini uhrevi hayata kaptıran Bayezid mi, yoksa at sırtından inmeyen Fatih Sultan Mehmet Han'ın, yani babasının kopyası olan Cem Sultan mı? Eğer cevap
Cem Sultan'sa 1.30 yılda onunla beraber fütuhat, fetih, mücahede tarihi devam edecek. Ordu yorgun, argın, Fatih'ten itibaren bir 60 yıl savaş meydanlarında kalacaktı. Bunu istemeyenler Sultan Beyazıt Han'ın tahta çıkmasını istediler. İşte onlar Korkut, Şehzade Korkut'u, 2. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut'un emrinde onu tahta çıkarttılar ve Beyazıt adına ona biat ettiler. Herkes dedi ki Korkut hazır tahta çıkmışken babası Beyazıt'ı da istemez, amcası Cem Sultan'ı da istemez. Ama öyle olmadı. Korkut babası tahta 6 gün sonra gelince adına feragat etti ve 2. Beyazıt'ı tahta çıkarttı. Yani babasını tahta çıkarttı. İşte bu esnada bir haber geldi. Memlüklülerle birleşen, Karamanlılarla birleşen Konya valisi Cem Sultan İstanbul üzerine yürüyor. Bu haber İstanbul'da bir infiale sebebiyet verdi. İstanbul panik halini yaşadı. Cem Sultan Bursa'ya geldi. Şu an bulunmuş olduğumuz Muradiye Külliyesi'nin de içinde bulunduğu Bursa'ya geldi. Bursa'da abisiyle görüştü, olumsuz cevap aldı ve savaş başladı. Bu savaş Cem midir Beyazıt mıdır, Cem midir Beyazıt mıdır 15-20 gün sürdü. Bu esnada Fatih Sultan Mehmet Han Gebze'ye doğru, Hünkar Çayırı'na doğru savaşmak için giderken bir savaş bütçesi çıkarttı ve yanına para aldı. Bu para Osmanlı Devlet-i Aliyesi'nin hazinesinde devasa bir paraydı. Korkunç bir ekonomik büyüklükten bahsediyorum. Bir orduyu bir yıl besleyecek bir ekonomik büyüklükten bahsediyorum. İşte o para, o Yeniçeri, dağıtan, yakan, yıkan, yağmalayan, bir serseri sürüsü gibi önüne geleni yok eden o Yeniçeri Birliği'nin elinde dağıtıldı, yok edildi, kendi aralarında paylaştılar. Başka neyi paylaştılar? Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'daki hükümranlığını paylaştılar. Savaş başladı. Ortalıkta hiçbir şekilde düzenli bir muhabbet ve münasebet yokken Silahdaroğlu tarihi, Fatih Sultan Mehmet Han devrini anlatan Silahdaroğlu tarihi aynen böyle anlatır. Kronik bir kitaptır, kaynak bir kitaptır. Der ki bir gün sarayın harem kısmındaki, tabii o gün bugünkü Topkapı Sarayı'nın harem kısmı o gün yok. Harem kısmı dediği iç kısım, enderun kısmı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın o güzel naaşının konulduğu o harem kısmında, iç kısmında bir koku oluşmuş. Silahdaroğlu der ki sultanım, o kokuyu aldığımda odaya girdim, mermerin üzerinde 15 gün önce defnetmek için, sizi beklemek için koyduğumuz ceddinizin, babanızın naaşını gördüm. Kokuyordu ve şişmişti. Silahdaroğlu bu hatıralarını muhtemelen 2. Beyazıt'tan para kopartmak, bahşiş kopartmak için yaptı. Muhtemelen böyle bir şey. Cem Sultan'ın hemen altında durayım da konumuzla alakalı olsun. Silahdaroğlu der ki ben Sultan Beyazıt'la Cem Sultan arasındaki bu kavgada, dikkat, büyük harflerle, saltanat kavgası nelere sebebiyet veriyor? Şehzade katli neleri, neyi gerektiriyor? O görülsün diye anlatıyorum. Sevgili dostlar, Fatih Sultan Mehmet Han vefatından sonra 24 gün sonra gömülmediği ortaya çıktı. Naş, beden şişti.
ve kokmaya başladı. Silahtaroğlu'nun tarihine göre bu koku sarayın o bölgesinde duyulmaya başlandı. İçeri girdiler. Sultan Mehmet Han'ın cennet mekan doğumundan 800 yıl evvel müjdelenmiş, peygamber hadisine mazhar olmuş Sultan Mehmet Han'ın gömülmediği, naaşının büyük şiştiği ve koktuğu yazmaktadır. İki kardeş kendileriyle cebelleşirken babalarını gömmeyi unutmuşlar. Derken bu savaştan, bu kavgadan Cem Sultan mağlup ayrıldı. Bu arada solumda da rahmetli Fatih Sultan Mehmet Han'ın büyük oğlu Cem Sultan'ın abisi, eğer yaşasaydı Elhak Padişah olacak olan ve programımızın başında Mahmut Paşa'nın zevcesiyle alakalı bir sıkıntıda adı geçen Şehzade Mustafa yatmaktadır. Sağımda ise programımıza konu olan Cem Sultan yatmaktadır. Cem Sultan kaybetti. Önce Karamanoğlu Beyliği'nin askerleriyle beraber savaş alanını terk etti ve Memlüklülere sığındı. Bir süre Memlük Mısır'ında yaşadı. Orada istenmediğini, hor görüldüğünü, horlandığını anladı. Mukaddes topraklara gitti. Hacı oldu. Ailesiyle beraber önce umre, ardından hac vazifelerini yerine getirdi ki Osmanlı ailesinde Ertuğrul Gazi'yi de sayacak olursak 1260'lardan itibaren 1922'ye kadar 1260 yüzyıllar geçirin, 1922'ye kadar geçen Avrupalı kaynaklara göre 38, bizim kaynaklarımıza göre 36 padişahın var olan 36 padişahın hiçbiri hacca gitmedi, umreye gitmedi. O aileden Ertuğrul Gazi'nin torunlarından yalnızca Cem Sultan umreye de gitti, hacca da gitti. Mekke'de ve Medine'de, yani o mukaddes emanetlerde, Harem-i Şerife'inde bir süre kaldıktan sonra tekrar abisiyle bir taht mücadelesine girişmek için Anadolu'ya geçti. Çiçek Hatun'la II. Beyazıt'ın üvey annesi olarak sarayda bulunan Çiçek Hatun'la mektuplaşmaları, yazışmaları ortaya çıktığında onun için artık geri dönülmez olan yol sonu itibariyle görünmüştü. Zira Cem Sultan bu girmiş olduğu, abisiyle girmiş olduğu bu mücadeleden başarısızlıkla ayrılacak, Anadolu'yu terk etmek zorunda kalacak, Rodos şövalyelerine, Fatih Sultan Mehmet Han'ın savaştığı, babasının kan düşmanları olan Rodos şövalyelerine sığınmak zorunda kalacak. Böylesine kıymetli bir rehineyi, böylesine kıymetli bir esiri elbette ve mutlaka almak, Fatih Sultan Mehmet Han'la aralarındaki bu mücadeleyi oğlu 2. Beyazıt devrinde bitirmek istiyorlardı. Fakat Rodos elinde tutamadı. Cem Sultan Vatikan'a geçti. Vatikan'dan önce bir Fransa turu oldu.
Fransa'dan Macarlar almaya çalıştı. Macarlardan Cenevizliler, onlardan Venedikliler, Almanlar. Top gibi oynamak istiyorlardı Cem Sultan'la. Zira kim Cem Sultan'ı elinde tutarsa o Fatih Sultan Mehmet Han'ın kurduğu o muhteşem Osman Gazi kurdu. Bir itiraz yok ama devletleştiren ve imparatorluk, emperyal bir güç, bir hakimiyet merkezi haline getiren Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Fatih'in kurduğu bu emperyal merkezi yıkmak, diz çöktürmek ve vergiye bağlamak için Cem Sultan muhteşem bir esirdi ve bu esiri kullanmak istiyorlardı. Papa Cem Sultan'a vaftiz olmasını, Hristiyan olmasını, Hristiyan bir prens olmasını ve Vatikan ve Avrupa devletlerinin birinin başına geçmesini teklif etti. Nasıl ama? Eğer mevzu saltanatsa, mevzu bir devlette kraliyet mensubu olmak ve kraliyet durumuna geçmekse biçilmiş kaftan. Zira Papa diyor ki Avrupalı kraliyetlerden birinin başına geç, sana orayı verelim. Cem Sultan diyor ki ben Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Cem Sultan'ım. Bana böyle bir teklif edilmesi bile hakarettir. Zinhar bir daha bunu duymayayım. Kaçlı yaşlarda bu çalkantılı, bu her biri birbirinden zor günlerin yaşandığı yıllarda Cem Sultan 30'lu yaşlardaydı. Zaten 35 yaşında vefat etti. Fransa ile Macaristan Cem Sultan hakkında konuşurlarken Cem Sultan Napoli'de, İtalya Napoli'de vefat etti. Evlatları vardı. Şehzade Mehmetler, Şehzade Muratlar, Şehzade İbrahimler. Onların zevceleri vardı. Onların çocukları vardı. Cem Sultan ve ailesi perperişan bir halde Avrupa'nın her tarafına, Kıbrıs'a kadar olan Avrupa'nın her tarafına dağıldı. En son Şehzade Murat, Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Murat'ın oğullarını Kanuni Sultan Süleyman Han bir seferinden sonra yakaladı. Rodos şövalyelerinin arasından çekti ve Kayı aşiretinin Hristiyan olmuş olan torunlarını öldürdü. Şimdi Cem Sultan Hristiyan mı? Zinhar ve asla. Cem Sultan Müslüman olarak kendisine Hristiyan ol, bir kraliyete geç tekliflerine rağmen Hristiyan olmayarak Müslüman olarak son nefesini verdi ve bugün buram buram huzur kokan Bursa'nın Muradiye ilçesindeki bu Muradiye Külliyesi'ne defnedildi. Ama aynı şeyi üzülerek söylüyorum. Ama aynı şeyi çocukları için söyleyemem. Zira vaftiz edildiler. O Şehzade Mehmetler, Şehzade İbrahimler, Muratlar vaftiz edildiler. Hristiyan oldular. Vaftiz müziği bugün hala elimizde.
Şu an bile beni dinleyen sizler, şu an dinlemiş olduğunuz Cem Sultan ailesinin vaftiz müziğini bu programdan sonra internetin arama motoruna Cem Sultan ailesinin vaftiz müziği yazın. Karşınıza çıkan o müzik, üzülerek ifade etmekteyim ki, Fatih Sultan Mehmet Han'ın öz torunu olan Şehzade Murat, Şehzade Mehmet, Şehzade İbrahim'in ve çocuklarının Hristiyanlığa geçiş esnasındaki vaftiz törenlerinde çalınan müziktir. Bugün Vatikan'da bir Türk prens grubu bulunmaktadır. Vatikan Hristiyan prensleri vardır. Hristiyan ailelerinin prensleri vardır. Bir de Cem Sultan'dan kalma prensler vardır. İşte bu Cem Sultan'dan kalma prensler Osmanlı hanedan ailesi büyüğü rahmetli Mehmet Ertuğrul Efendi'ye 2000'li yılların başlarında bizi neden bu Osmanlı şehzadeler toplantılarına, Osmanlı hanedan buluşmalarına çağırmıyorsun diye sormuşlar. Yani o İstanbul'daki o Boğaz'daki büyük saray otellerde yapılan hanedan toplantılarına neden bizi çağırmıyorsunuz diye sormuşlar. Mehmet Ertuğrul Efendi onlara çok güzel bir cevap vermiş. Demiş ki bizler Müslüman, halife olan Osmanlı'nın torunlarıyız ve biz Osmanlı hanedanıyız. Siz ise Hristiyan olan Vatikan'daki Hristiyan Osmanlı hanedanı torunlarısınız. Sizinle bizim kök olarak başladığımız yer aynı ama bitirdiğimiz yer aynı değil. Bizim için asıl olan İslam'dır, siz Hristiyansınız. Bizim hanedanımızda size yer yok demiş. Onları hala, onların bizi kabul edin demelerine rağmen İstanbul'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan hanedan ailesi buradan Harun Osmanoğlu amcaya, onun muhterem oğlu Orhan Osmanoğlu abime hürmetler ve selamlar ediyorum. Bugün hala kabul etmiyorlar. Cem Sultan 1494 tarihinde vefat ettiğinde 35 yaşındaydı. Napoli bunun için, onun o naaşı için, cesedi için 2. Beyazıt'tan haraç istedi. Zaten yıllardır haraç vere vere Osmanlı ekonomisini perperişan eden bu durum artık 2. Beyazıt'ın bıçak kemiğe dayandı. Yeter artık. Osmanlı ekonomisi daha ne kadar zarar görebilirdi ki bir adamın varlığından dolayı? Varlığında zaten haraç verdik. Bir de bedeni için, ölüsü için, cesedi için, naaşı için mi haraç vereceğiz dediler. Kesinlikle haraç vermeyi reddettiler. Bunun üzerine bir kilisenin bahçesine defnedildi. Tam 2 sene sonra 1496 tarihinde Sultan II. Beyazıt Han Napoli'ye öz kardeşi Cem Sultan'ı
vermemelerinden dolayı savaş ilan etti. Osmanlı ordusu hazırlandı. Napoli'ye doğru Cem Sultan'ın naaşını almak için giderken Napoli çark etti. Geri adım attı. Tamam dedi. Savaşmadan da bu işi halledebiliriz dedi. Gelin alın dedi. Bunun üzerine Sultan II. Beyazıt Han özel bir gemi ve özel bir ekiple Napoli'ye bir uzmanlar grubu gönderdi. Cem Sultan'ın o gün defnedildiği kilise bahçesinden çıkarttılar. Tahnitlenmiş naaşını lahitle İstanbul'a getirdiler. İstanbul'dan sonra Bursa'ya geldi ve bugün Bursa Muradiye Külliyesi'nde bulunan bu bölgeye, tam olarak buraya defnedildi. Sevgili dostlar, sizinle benim aramda boylu boyunca uzanmış bu genç 35 yaşında, 5 yaşından itibaren valilik yapmış, devlet mekanizmasında söz sahibi olmaya çalışan babası Fatih Sultan Mehmet Han'ın tıpatıp karakter olarak aynısı olmasından başka hiçbir kabahati olmayan aslanlar gibi bir adamdır. Ruhuna El Fatiha. Bugün yaşayan ya da yaşamayan meşhur tarihçiler neler söylemişler? Bu konuda ciddi bir çalışma konusunda belgesiz konuşmayan Murat Bardakçı şöyle söylemiş. Osmanlı Sultanı II. Beyazıt, kardeşi Cem'in Avrupa'da kaldığı sıralarda Osmanlı topraklarına geri dönmesinden çekindiği için şehzadeyi elinde tutanlara haraç olarak para ve hediyeler gönderiyordu. Giden hediyeler arasında İstanbul'un fethi ile Osmanlıların eline geçen ve Hristiyanlar için kutsal sayılan Hristiyan dininin mukaddes emanetleri de vardı. Kutsal emanetler 1492'de Roma'ya geldiğinde büyük bir tören yapılmış ve emanetlerin gelişi Papa 8. Innocent'in büyük bir başarısı olarak görülmüştü. Cem Sultan olayından en çok fayda görenler Rodos şövalyeleri oldu. Osmanlı topraklarında ve Osmanlı denizlerinde her türlü ticaret yapma izni almışlar. Cem'in Mısır'da bulunan annesi Çiçek Hatun'dan para kopardıkları yetmiyormuş gibi Memlük Sultanı Kayıtbay'ı bile dolandırmışlardı. Günümüzden bakıldığında bir trajedi, bir depresyon olarak görülen Cem Sultan'ın vefatından herkes aynı derecede üzülmüyordu. Tam tersi, sevinenler de vardı. Zira Osmanlı, Cem Sultan yaşıyorken iki kardeş arasındaki taht kavgasından ziyadesiyle bozulmuş Osmanlı ekonomisinden dolayı bu ölüme, Cem Sultan'ın vefatına sevinenler, Osmanlı istikrarsızlığının nihayet bittiğini görüp oh be diyenler de vardı. Nitekim dönem tarihçilerinden İbni Kemal,
Cem Sultan'ın vefatı hakkında yazmış olduğu şiirde aynen şu beyitlere yer verdi. Cam-ı Cem bade-i fena ile çün, oldu pür bad-ı fitne buldu sükun. İbn-i Kemal diyor ki Cem Sultan'ın hayatta iken var olan fitne, dedikodu ve her türlü kargaşa Cem Sultan'ın ölümüyle bitti ve ortalık ve cihan sükun bulmuştur. Cem Sultan hakkında araştırmalar yapan günümüz araştırmacılardan, günümüz tarihçilerinden Münevver Okur Meriç de bu konuda naif bir hanımefendi olduğunu gösteriyor ve Cem Sultan hakkında şunları söylüyor. Cem bir hanedan mensubu olarak ülüş sistemine göre oturabileceği bir yer istedi. İkinci Beyazıt da devletin devamlılığı ilkesine sadık kalarak verasetin yeni yüzüyle taht-ı saltanat bir gelinlik kıza benzer. İki erkekle birden müsaade yoktur diyerek ülüş sistemine karşı çıkıyordu. Cem isyan etmedi. Yalnızca eski geleneğe bağlı kalarak oturabileceği bir yer istedi. Eğer Mısır'da kalsaydı, padişahlıktan çok daha önemli bir iş yapmış olacaktı. Türk kültür hayatına büyük eserler verebilirdi. Bence padişah değil, Mısır'da kültür adamı olarak kalmalıydı. Cem o sırada Rumeli'yi dolaştı. Halk arasında dolaşan Sarı Saltuk hikayelerini çok beğendi. Ebu'l-Hayr-ı Rumi'den bu hikayelerin toplanmasını istedi ve halk edebiyatını yazıya geçirmesini emretti. Cem aynı zamanda Hicaz'da Türkmen Beyi Hasan Bayati'nin Farsça şiirine yazdığı Türkçe nazire münasebetiyle şairle karşılaştı. Ondan Oğuzname'ye dayanarak Osmanlı Türkleri şeceresini yazmasını istedi. O da bu isteği kabul ederek Cam-ı Cem ayini yazdı. Bu iki örnek bize Cem'in şair olduğu kadar bir kültür adamı olduğunu da göstermektedir. Yine günümüz araştırmacılarından Demet Altınyeleklioğlu şöyle söylüyor. Bence verdiği tek bir doğru karar var. Osmanlı'ya ihanet etmesi için yapılan bütün teklifleri reddetmesi. O, kaderin kendisini sürüklediği yolda sadece asi bir şehzade olmayı seçmiştir. 35 yaşında vefat eden Cem Sultan her ne kadar tahta çıkmamışsa da tahta çıkan Osmanlı padişahları kadar merak edilen, üzerinde araştırmalar yapılan bir tarihi karakterdir. Nitekim günümüz profesörlerinden bu konuyu araştıran Bilal Kemikli şöyle söylemektedir. Biz Cem Sultan'ı tarihteki şahsiyetinin yanında edebiyatımıza, sanatımıza, kültürümüze kazandırdıkları ile tanımak istiyoruz. Bir şair olarak Cem Sultan'ı tanıtmak istiyoruz. Çünkü Cemşid-i Hurşid Mesnevisi adı ile fevkalade bir eser yazmış. Pek çok eserin yazılmasına öncülük etmiş bir kültür adamıdır Cem Sultan. Manisa'da bir vali iken şairlerden, ilim adamlarından bir entelektüel muhit inşa etmiş. Hakikaten ilginç bir şahsiyettir. Sahi tipi,